Chat kısmına yazabiliyoruz sanırım, değil mi biz? Başlatalım mı? Olur. Şu anda Live gelen giden yok başladı. sanırım. YouTube'da daha başlamadı çünkü. Şu an bildirim geldi bana, başladı sanırım. Geldi. Ben açmıştım Aferin. bildirimleri. Tamamdır. Herkese merhabalar. Etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün cesurca İngilizce nasıl konuşabiliriz? Daha cesur bir şekilde İngilizceye nasıl konuşabiliriz? Ve aynı zamanda Funda İder ile beraber birlikte olacağız ve tanışacağız. Öncelikle ben Ece arkadaşıma sormak istiyorum. Funda Hanım'la ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Nasıl tanıştınız vesaire? Buyurun. Tamamdır Nesim. Öncelikle ben Funda Hanım'ı bizler gibi üniversite etkinliğinde bir seminerinde tanıştım. Orada görmüştüm ve çok etkilendim gerçekten. Nasıl cesurca İngilizce konuşabiliriz, korkmadan önyargılarımızı nasıl kırabiliriz? Bunlarla ilgili bize bazı teknikler vermişti. Daha sonrasında ben de bizim üniversitemizin de öğrencilerinin de bunlardan faydalanması için böyle bir etkinlik planlamayı düşündüm. Bugün bunun için buradayız. Funda Hanım bizlerle olacak, birazdan gelecektir. Biraz Funda Hanım'dan bahsedebilirim. Funda Hanım kimdir? Öncelikle Funda Hanım, Funda İyidir, Cesurca İngilizce Konuş platformunun kurucusu. Uzun yıllardır, sanırım 17 yıldır bu işin içinde. Aynı zamanda online İngilizce koçu, konuşma koçu. Bu şekilde kendisinden bahsedecektir zaten. Öncesinde bir bilgilendirme yapmak istedim. Şu an kaç kişi var acaba? Şu an 9 kişi var. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Mühendis öğrencileri ve genel olarak bir öğrenci Evet. ve özellikle iş hayatına yeni atılacak olan insanlar için İngilizce konuşmak, İngilizce öğrenmek aslında en önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle biz öğrenci olarak daha son sınıf öğrencilere özellikle daha iş hayatına atılmadan önce genel olarak işte mülakatlarda soruyorlar, İngilizce biliyor musunuz? En önemli sorulardan bir tanesini işe alınmadan önce. İngilizce biliyor musunuz? Onun için biz öğrencilere fayda dokunması için, az önce Ece arkadaşım dediği gibi, öğrencilere fayda olabilmesi için Funda Hanım ile beraber işte İngilizce nasıl geliştirebiliriz, teknikleri vesaire vesaire bunlardan bahsedecek. Öncelikle biz bir kendimize tanıtalım. Benim ismim Nesim Asedram'dan. Suudi Arabistan'dan geliyorum. Celalbayar Üniversitesi'nden son sınıf öğrencisiyim. Makine mühendislikte okuyorum. ENSO kulübünde, Engineering Society kulübünde yönetim kurulundayım. 4 yıldır, 3 yıldır ENSO'dayım. Ve yönetim kurulunda 2 yıldır görev alıyorum. Ece arkadaşım, sen bir tanıtabilir misin kendini? Tamamdır. Ben de Ece Umutlu ismim. Endüstri Mühendisliği 4. sınıfım bu sene. Bunun dışında staj yapıyorum şu an, okulumuz online olduğu için bu şekilde devam ediyor. Ben de ENSO'da 2 senedir varım. Yönetim kurulundayım. Eğitim seminer departmanında görev almaktayım. ENSO'da olduğum için çok mutluyum. Etkinliklerimizde, seminerlerimizde bu şekilde devam ediyoruz. Bunları söyleyebilirim. Tamam, teşekkür ederim. Funda Hanım burada Ederim. mı? Geldi mi? Geldi sanırım. Ha, Evet. merhabalar Funda Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz Funda Hanım. Keyifli pazarlar. İyiyim. Nasılsınız? Biz İyiyim de biz iyiyiz. de. Teşekkür ediyoruz. Funda Hanım az önce İngilizce ilgili bazı sizinle ilgili bazı bilgiler, ön bilgiler verdik. Evet. Şimdi direkt sizinle bir tanışalım istiyoruz. Buyurun, bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Ya ben üniversitelilerle buraya gelmek beni çok mutlu ediyor. Bir kere enerjiniz o kadar keyifli ki, yani böyle bir arada olmak benim enerjimi de yükseltiyor. Beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Bir mühendis, çok fazla mühendisle çalıştım ve mühendislik okuyan birinin hayatına dokunuyor olmak da benim için çok özel aslında. Bu arada hava açıp kapıyor arka tarafta. Demin bir güneş vurdu yüzüme, inanamazsınız. Şimdi şöyle anlatacağım. Funda İyidir 1996 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde yetenek bursuyla okumaya hak kazanmış biri. Ve İngilizce'yi sadece kitaptan öğrenmiş, Amerika'ya gidince afallamış birinden bahsediyoruz. Böyle bir Türk gencinden. Benim yaşadığım sorunları siz de yaşamayın diye, yani
2004 yılından itibaren bunu herkese anlatıyorum. Yeni bir bakış açısıyla İngilizceyi hayatınıza katmanızı ve gerçekten keyif almanızı istiyorum. İngilizceyi bir ders gibi değil, hayatınızın bir parçası gibi. Eğlenerek, keyifle, dayatarak, zorlayıcı, baskı unsurlarıyla değil, böyle hani yürekten isteyin. Yani böyle İngilizce konuştuğunuzda deyin ki, yani ben konuşuyorum deyin. Yani cümleleriniz söylesin bunu. Sizin hani ben Türkçe, İngilizce konuşuyorum demeyin de hani o cümleleriniz öyle bir aksın ki vay be ya, kızı konuşuyormuş desinler sizin için istiyorum. 2004 yılından beri online kişiye özel birebir İngilizce konuşma koçluğu yapıyorum. 2000 yılında Türkiye'ye geldim. 2000 ile 2018 arası yılları arasında hem kurumsal şirketlerde çalıştım bir beyaz yakalı olarak, hem de İngilizce konuşma koçluğu yapmaya devam ettim. Fakat 2018 yılı itibariyle bütün danışanlarımın da artık bunda sen bu işi gerçekten tek başına götürmelisin, ne olur bunu yap, bizlere daha çok vakit ayır, boş ver kurumsaldan, artık öğrendiğini öğrendin, sen bize artık faydalı ol diye çok fazla ısrar ettiler. Ben de 2018 yılı itibariyle cesurca İngilizce konuşup tam olarak şahlandırdığımı söyleyebilirim size. Bu arada Suudi Arabistan'dan gelmiş, Arapça bilen, Türkçe konuşan ve kaç yıldır Türkiye'desin? 6 yıl, 6-7 yıldır Türkiye'deyim. Yani 6 evet, o zaman senle konuşacaklarımız var. Tamam. İyice ne dersin? Azıcık sıkıştırayım mı Türkçe? Siz bilirsiniz konularını. Ya ben şunu sormak istiyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum dediğin zaman oldu mu acaba? Oldu. En başlarda, tamam. Dilin en başlarında dinleyip fazla dinledikten sonra artık insan bir anlamaya başlıyor ama öyle ki konuşamıyor. Öyle bir durumlar geliyor. Ben sorularınızı almak isterim. Sorularınızı daha keyifli olabilir diye düşünüyorum. Tamamdır. Sorulara direkt Ece arkadaşımdan geçelim. Tamam, ben sorabilirim istersen Nasim. İlk sorumuzla başlayalım o zaman Funda Hanım. Anlıyorum ama konuşamıyorum cümlesini artık İngilizce konuşmaktan kaçış olarak kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz biliyorsunuz. Kaçmaktan nasıl kurtulabiliriz? İngilizce konuşmanın devamlılığını sağlayabilmek için hangi uygulamaları kullanabiliriz? Bunlardan bahseder misiniz? Bu arada bir yorum gelmiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle, anlamıyoruz aslında. Burada birazcık Nazlı örnek vermek istiyorum. İlk Türkiye'ye geldiğinde Türkçe kelimeleri, cümleleri duyduğunda anlıyor muydun? Ya da sen bizi kandırmak için anlıyorum ama konuşamıyorum mu diyordun? Bu illaki yapıyoruz bazı zamanlarda. Anlamadığımız halde böyle anlıyorum deyip işte kendimi daha da fazla zorlanmamak açısından direkt kaçış yolu bulup da orada anlıyorum deyip geçiyorum. Bazı zamanlarda yaptım oldu. Dinlemeye başladıktan sonra anlamaya başladın mı acaba? Çünkü sen bir Arapça bilen biri olarak, bu arada şöyle bir parantezli bilgi paylaşmak istiyorum. Türkçenin içerisinde 7500 tane Arapça kelime var, biliyor musun? Bu sayede sen Arapçayı bildiğin için Türkçeyi çok daha kolay hayatına geçirebilecek durumdasın. Bu sayede rahatlıkla Türkçe konuştuğunu biliyor muydun? Türkiye'ye gelmeden önce Türkçenin içerisinde bu kadar fazla Arapça kelimeler, Arapça kökenli kelimelerin olduğunu bilmiyordum. Ama belki geldikten sonra, öğrendikten sonra anladım ki bir sürü kelimeler var. Harika. Dolayısıyla bir duyma alışkanlığı kazandıktan sonra arkadaşlar daha rahat anlamaya başlıyoruz. Genellikle bu senin de ifade ettiğin gibi kaçış cümlesi. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Bir danışanım var. Geçenlerde sürekli şunu söylüyor. Özgür kulakların çıkmasın. Hep Funda'cığım diyor. Ben ne anlıyormuşum ne konuşuyormuşum. Dinlemiyormuşum bile. Sayende dinlemeyi de öğrendim. Bu kaçmaktan nasıl kurtulabiliriz? Bir kere dille kendimizi haşır neşir etmemiz lazım.
Öyle bir gün, iki gün falan da değil. Aslında bu işi 21'e 90 kuralı diye bir kural var. 21 gün boyunca tekrar ettiğiniz her şey alışkanlığınıza dönüşür. Fakat 21 gün yeterli değil. Bunu 90 güne tamamlamalıyız. Yani 90 gün boyunca İngilizce ile kendinizi haşır neşir ettiğiniz zaman İngilizceye olan hakimiyetiniz ve dili sahiplenmeniz artar. Yani siz aslında İngilizce ile ilgili bir takım duyma becerinizi arttırmak, yani dinleme kapasitenizi arttırıyorsunuz. Bir şeyi izlediğinizde, bu arada izlediğiniz ve dinlediğiniz o içeriklerin kalitesi ve seviyesi gerçekten çok önemli. Dolayısıyla İngilizce konuşmanın devamlılığını sağlamak için sürekli haşır neşir olmanız lazım. Bakın, maruz kalmak demiyorum, haşır neşir olmak. Haşır neşir olmak pozitif bir şey ve ilgiyle, alakayla siz merakınızı da arttırırsınız. Hani insan yemek yaparken yemek yapmak isteği artmak istediği gibi, ya arttırırsınız bunu. Araba kullanmak. Mesela ben benim arabalara ilgim yok ama 6 yaşındaki yeğenimin arabaya karşı ilgisi var. Sokaktaki arabaların markalarını böyle saydırmaya çalışıyor. Bu merak meselesi, haşır neşir olma ve o frekansı arttırma meselesi. Teşekkür ediyoruz. İkinci sorumuza geçelim Funda Hanım. Akıcı İngilizce konuşma veya düşünmeden konuşma, ana dil gibi. Bu seviyeye ulaşabilmek için tavsiyeleriniz neler olur bize? Öncelikle dediğim gibi duymayı arttırmamız lazım. Ona da şöyle örnek vermek istiyorum. Şimdi yine Nazım'ı moderatörümüzü kullanacağım. Şimdi Nazım Türkiye'ye geldiğinde duyma eşiğine o bir eşik var. O eşiği atladığın zaman Türkçe konuşmak sana daha kolay geldi, değil mi? Daha akıcılık kazanmaya evet. Başladın. Kendini daha rahat da hissettin. Aslında bir cesaret de geldi kendine. Yani düşünmeden konuşmaya başlama sürecin böyle oldu mu acaba? Bize sen farklı bir dili öğrenen biri olarak bunu bize anlatabilir misin istersen? Çünkü şu anda elimizde iyi bir örneksin. Farklı bir dili öğrenirken kaygılarımız, korkularımız, endişelerimizle birlikte maalesef ki o kendi ana dilimizi düşünmeye yeltenmek de var. Mesela sen bir Türk gibi şu anda düşünebiliyor musun? Evet. Ya o seviyeye geldim. Aslında Türk gibi düşünmek, İngiliz gibi diye düşünmek gibi bir şey yok aslında. O coğrafyayı, o kültürü anlamak ve onların neye nasıl karşılık vereceğini fark etmek, ona göre hareket etmek. Eyleminde olduğumuz için aslında bu beceriyi kazanmış oluyoruz. Biz aslında bir yabancının o dili nasıl kullanabildiğini biliyoruz ve onu kullanma kapasitemizi arttırıyoruz, değil mi? Sen aslında, yani benim yapacağım elinin körü esprisini şu anda sokakta anlayabilirsin. Ama ilk geldiğin zaman bu neydi ya 6 yıl önce? Ya böyle uç örnekler vermek istiyorum ki sonuçta bir İngilizle bir Amerikalı da bir Yeni Zelandalı da farklı kendi coğrafyaların içerisinde farklı dili kullanma, aksan, şive yaratırlar. Bunlara hakim olmak da çok önemli. Akıcı İngilizce konuşmak için kesinlikle çok dinlemek. Çok mesela drama, animasyon filmleri gibi kendi gerçek hayatınızda karşılaşabileceğiniz örnekleri gözlemlemek ve onları hayatınıza katmak gerçekten önemli. Tekrar teşekkürler Funda Hanım. İngilizceye ilgili olabilmek için ne yapılmalı? Öğrenme motivasyonu için neler yapabiliriz şu anda? Bir de bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar, sorularınız varsa siz de Funda Hanım'a chat kısmından yazabilirsiniz. Sadece biz merak ettiklerimizi sormuş olmayalım. Funda Hanım. Ben yine Nazlı'yla biraz yola çıkmak istiyorum. Mesela bir sürü arkadaşım var. Onlar seninle neden İngilizce konuşmuyorlar da Türkçe konuşuyorlar? Şimdi Türkçe öğrenmeden önce sadece İngilizce ve işaret diliyle konuşabiliyorduk. Çünkü o zamanlarda çok böyle Türkçe konuşamıyordum ben. Onun için iletişimimiz zordu. Ama velakin genel olarak Türkiye'de biraz daha kolay yolu seçildiği için işte Türkçe öğrendikten sonra artık arkadaşlarımın hepsini artık bir Türkçe ile konuşmaya başladık. Yani açıkçası diyebileceğim bu.
Ne yapmalı? Önce bir kere bu dili öğrenmek için bir nedeniniz olması gerekiyor sevgili Ebru. Yani bir nedeniniz olması lazım. Keyifli İngilizceyi konuşmak istiyorsak, mesela ben bir mühendis olsam iş hayatında İngilizceyi kullanmak istiyorum. Aha, aydınlandım. İngilizceyi hayatımın en ortasına alıp hayatımı daha maddi ve manevi yönden daha iyi şekillendirecek bir formata sokmak isterdim. Çünkü eğer İngilizce konuşuyorsanız yurt dışındaki iş fırsatları ile birlikte yurt içindeki çok iyi fırsatlardan ve maddi olarak yararlanıyorsunuz. Bir de çok ışık geldi sanırım. Sizi aydınlatacağım demişim galiba. Işık yüzüne çok. Dolayısıyla şunu belirtmek istiyorum. Hani İngilizceyi neden konuşmalıyız? İngilizce bize hizmet etmeli. Çünkü biz İngilizceyi çekiniyoruz konuşurken. Kaygı duyuyoruz. En kötüsüne rezil olma kaygımız var. İtibar kaybetme. Bir de iş fırsatlarını kaçırıyoruz. Bunları yapmadığımız için. Yani İngilizce konuşmayı gösteremediğimiz için, kanıtlayamadığımız için maalesef İngilizceyi bilmediğimizi düşünüyorlar. Bilmediğimizi düşündükleri için iyi bir iş fırsatı, iyi bir kariyer yolculuğundan da kendimizi alıkoymuş oluyoruz. Öğrenme motivasyonu için öncelikle mutlaka bir sebep belirlemeliyiz. Bu bizim için motive edici bir unsur olmalı. Tetikleyici diyoruz biz buna. Ben İngilizce Bu arada Funda İdil cüsturca İngilizce konuşun ana amacı şudur. Kişiye bir hedef belirlemek. Kişinin hedefi, ben çünkü bir İngilizce koçuyum ve ben Ece'nin, Nazım'ın bir noktadan başka bir noktaya istediği zaman diliminde gelebilmesini sağlamalıyım. Dille haşır neşir etmeliyim. O yüzden bir nedene ihtiyacım var. Öğrenme motivasyonu maalesef çok yönlü bir motivasyon. Yaşadığımız coğrafyada öğrenmeyi bilmiyoruz. Biz ezber yapmayı biliyoruz maalesef ki. Ezber yaparak bir şeyleri öğrendiğimizi zannediyoruz. Uygulamak ve hayata geçirme kısmını maalesef es geçiyoruz. Bununla ilgili birçok YouTube paylaşımım var. İzleyenlerin oradan takip etmesini rica edeceğim. Uzun uzun anlattım bunları. Çünkü sizinle de kısıtlı vaktiniz var. Orayı güzel değerlendirelim de istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Demin de bahsetmiştiniz Funda Hanım. İngilizce düşünme diye bir söylem var. Bu seviyeye gelmemiz için neler yapmamız lazım? Yani kendimizi nasıl geliştirebiliriz İngilizce düşünebilmek için aslında? Türkçe düşünmeyerek. Şimdi şöyle anlatayım. Ben Türk çocuğuyum ve Türkiye'den Amerika'ya gittiğimde mesela tatlı demiralı dediğinden çıkarır bu adamlara nasıl anlatabilirim? Ya da hey Allah'ım hasbinallah desem bu adam nasıl anlayacak yani, değil mi? Yani bıktım demenin ya hasbinallah biraz bıktım, usandım gibi bir şey bir taraftan da. Yani kendi kullandığımız ana dilin farklı bir dile nasıl aktarabiliriz düşünmemiz lazım. Biz İngilizce düşünmekten kastımız şudur aslında. Kendi ana dilinde söylediğini en basit, en yalın olarak farklı bir dili kullanan birisine nasıl anlatır? Diyelim ki Nazım. Nazım Türk değil ama ana dili İngilizce de değil. Ben ona kendi ana dilimdeki olan bir şeyi ona nasıl anlatabilirim? Mesela ben sükutu hayali kafamda canlandırıyorum, değil mi? Aslında hayal kırıklığı demek. Ben şimdi 13 yaşındaki yeğenime şey dedim. Sen sükut hayal nedir biliyor musun? Teyze o ne dedim dedi. Yabancı dil mi dedi, tamam mı? Oysa ki bu bizde kullanılıyor, değil mi? Hayal kırıklığı. Diyor ki teyze hayal kırıklığı demek varken niye sükut hayali kullanıyorsunuz dedi. Falan yaptı böyle. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Biz önce kendi ana dilimizi kullanırken sadeleştirmeliyiz ki muhatabımıza aktarırken bunu kolaylaştırmak bizim elimizde. O yüzden İngilizce düşünmek için kendi kullandığımız ana dili sadeleştirmemiz çok önemli. Teşekkür ediyorum.
Bir de şunu sormak istiyorum. İngilizce öğrenmenin yaşı var mıdır? İngilizceye ileri yaşlarda ilgi duymaya başlandıysa nasıl bir başlangıç yapılmalıdır? 78 yaşındaki bir hanımefendi İngilizce konuştuğunu söyledim. Şöyle oldu. Kızıyla çalışmıştım. Beni aradı. Ben dedi Nida teyzem dedi. Aa dedim merhaba teyzeciğim nasılsınız? Merhaba dedi. Ben ne konuşacağını çok merak ediyorum. Çünkü acaba niye aradı? Dedi ki benim damat dedi çocuklarımı alıp dedi İtalya'ya yerleşecekmiş. Torunlarımı alıp İtalya'ya yerleşecekmiş. Ben bunun önüne geçmem gerekiyor. Bunun bir çayımız var dedi. Bana İngilizce konuşturacağını söyledi kızım. Ben kızıyla çalışmıştım. Tuba demiş ki anne uğraşma demiş. Demiş ki hayır demiş. Seni ben doğurdum. Sen konuştuysan ben de zaten konuşurum. Hiç beni boşuna uğraştırma. Bu hanımefendi 3 ay içerisinde İngilizceyi konuştu. Damadını Pakistan'a sürdü. Öyle söyleyeyim. Yani yaşı yoktur diyebiliriz. Şu anda Pakistan'da gönüllü olarak bir iş kolunda çalışıyor. Elçiliğe bağlı olarak. İngilizce konuşmanın da bütün avantajlarını sadece damadını sürerek değil, başka kendi becerilerini kullanarak da kazanmıştır. Şöyle söyleyeyim, yetişkin öğrenmesinde ana amaç hedef koymaktır ve bunun için çaba göstermektir. Çocuklar herhangi bir şey yapmadan sosyal öğrenme yoluyla, doğal tekrar etme yöntemiyle öğrenirler. Ama biz yetişkinler doğru anlayıp, doğru hedef koyup ona göre bir harita çizdiğimizde çok hızlı ilerleriz. Bir de ben şunu sormak istiyorum bu soruyla ilgili. Hedefimizi belirlediysek, yani neden İngilizcenin gerekli olduğunu biliyorsak, bundan sonra kendimize nasıl bir yol çizmeliyiz? Mesela şöyle bir söylem duymuştum. Her gün biraz da olsa çalışmalıyız. Hani üstüne yoğunlaşmalıyız İngilizcenin. Bunu nasıl yapabiliriz? Hani ne önerirsiniz? Oturup İngilizce çalışırsanız hiçbir işe yaramaz. Kendi ağzınızdan kelimelerin çıkması lazım. Onu da şöyle söyleyebilirim. Duymadığınız hiçbir şeyi ağzınızdan çıkaramazsınız. Yani bir şeyi mutlaka duymanız gerekiyor. Sizin bu duyma kapasitenizi arttırdığınızda İngilizce konuşma kapasiteniz de artacaktır. Bu arada arkadan bir soru gelmiş. Gördüğüm kadarıyla demin ekrandaydı. Evet. İsterseniz ben de şu an görüyorum, okuyabilirim. Güzel bir soru. Şu soruyu herhalde şöyle düzeltebilirim. Yurt dışına çıkmak, İngilizceyi yerinde öğrenmek gibi imkanınız yok. Hele ki euro'nun, doların artık telaffuz edemeyeceğim seviyelere ulaşması sebebiyle maalesef ki hayallerinizi yarıda bıraktığınızı biliyorum. Ama yıl 2021, eğer ki yıl 2021'de teknoloji parmaklarımızın ucundaysa ve ona bir telefon kadar yakınsa, biz aslında İngilizceyi çok kısa bir sürede, yani yurt dışına gitmeden de rahatlıkla konuşabiliriz. Şöyle örnek vermek istiyorum. Ben 3 ayda dil antrenmanları adını verdiğim, her gün sizinle 15 dakikalık eğlenceli bir içerik paylaşımıyla ve sizin sürekli dilinizi antre ettiğiniz, yani o dil kasını çalıştırdığınız bir programla 3 ayda zaten sizi İngilizce konuşturuyorum. Bunun da aslında LinkedIn'de özellikle nasıl geliştirdiğime, sizi nasıl desteklediğime dair her gün çeşitli içerikler yayınlıyorum. O içerikleri takip etmeniz bile sizin İngilizce konuşmanızı sağlayacaktır. Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz mühendislikte, diğer soruya geçeyim mi Funda Hanım? Yoksa bir tane de chat'te bir soru vardı ama hangisini alalım? Nasıl isterseniz? Chat'teki soru İngilizceyi pratikte geliştirmek nasıl mümkün olabilir denmiş. Ben de mutlaka duyduğunuzu ağzınızdan çıkarttığınızda zaten İngilizce konuşmuş olacaksınız. Bu sizi geliştirecek şeklinde bir yanıt vermiştim. Tamamdır. Aslında şu an son sorumuz diyebiliriz. Biliyorsunuz mühendislik İngilizceyi ve diğer dilleri de bilmek büyük önem taşıyor. İş İngilizcesinde kendimizi geliştirmek için nasıl teknikler kullanabiliriz?
Şöyle, İngilizceyi hayatımızın içerisine aldıktan sonra iş hayatımızda yani bizim muhataplarımızı nasıl söyleyeyim, çalışma arkadaşlarımızı ya da yabancı iş ortaklarını doğru dinlediğimizde onların nasıl kullandığını eğer yani gerçek bir iyi bir İngilizce konuşmacısı ise çok rahatlıkla onları taklit edebiliriz. Ben bugün de Instagram'da yayınlamıştım. Fake it till you make it diye. Sahisi olana kadar ya da aynısını yapana kadar taklit edelim. Çünkü dünyada her şeyi taklit ederek öğreniyoruz. İşte YouTube içeriklerinden tutun da yazı yazmaya, okumaya. Birisi bize bir yazı gösteriyor. Onu biz taklit etme yöntemiyle aslında rahatlıkla hayatımıza katıyoruz. Ben mühendislikte en çok sizin aslında rahatlıkla kullanabildiğiniz Kaizen ve Frog tekniklerini size tavsiye ederim. Çünkü minik minik 10-15 dakika günde kendinize ayırabileceğiniz minik minik adımlarla kendi hayatınıza çok rahatlıkla İngilizceyi katabilirsiniz. Şu anda bizim sorularımız bu kadar aslında Funda Hanım. Sizin bize daha fazla ekleyebileceğiniz, söyleyebileceğiniz şeyler varsa dinlemeye hazırız. Vaktimiz de var. Nazım'la konuşmak istiyorum çünkü Nazım ben Arapça öğrenmek istesem çünkü şöyle düşün, biz Arapçayı çokça duyuyoruz. Her gün 5 defa duyuyoruz mesela ezan sesiyle. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Kaç kişi biliyor? Ben hatırlamıyorum ne olduğunu. Evet, mesela davet eden bir namaza davet eden bir çağrı değil. Arapçayı biz her gün duyduğumuz halde hayatımıza katamıyoruz mesela. İngilizce için de böyle bu geçerli. Mesela filmlerde izliyoruz ama Türkçe altyazıyla izlediğimizi duyuyoruz. Türkçe altyazı size çok fayda sağlayacağınızı düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü bir dili duymanız gerektiği gibi onun nasıl yazıldığını da mutlaka görmelisiniz. Sen bu konuda ne söylemek istersin? Çünkü sen her gün ne söylendiğini biliyorsun. Biz bilmiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, genel olarak yani genel olarak hem Türkçe ile ilgili hem İngilizce ile ilgili hem Arapça ile ilgili genel olarak bir dillerin girişinde az önce söylediğiniz gibi yani önemli şeylerden bir tanesi dinlemek ve tabii ki ondan sonra pratik yapmak. En önemli şey dinlemek en başlarda. Pratik yapmak çünkü konuşabilmek o biraz ikinci seviyeye geliyor. Birinci seviye sadece dinlemek. Dinleyip dinleyip anlamamak gibi bir durum var. O çok normal bir şey. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde mesela yani çok böyle rezil olacağım bir sürü şeyler oldu. Yani bir sürü şeyler oldu. Milletin içinde yanlış kelimeler telaffuz ettiğim oldu. Mesela Yani çok mesela örnek vereyim. Olan şeylerden bir tanesi mesela İzmir'de yaşıyordum ben o zamanlar. İzmir'de ben bir tane bakkala gittim. Normal ekmek alacağım. Yani bakkala gittim, içeri girdim, ekmek var mı diyeceğime erkek var mı dedim mesela. Adam böyle bir baktı böyle efendim dedi, erkek var mı dedim. Adam da ne demek istiyorsun, hayırdır falan bir kalkmış böyle. Yani aramızda bir tartışma yaşadık. Yani bu çok normal olan şeyler de yani bu böyle işte bak rezil oldum ben artık istemiyorum öğrenmeye ya da içten bilinçaltından böyle artık abi dur yani yapamıyorsun dur artık gibisinden asla ve asla olmaması gerekiyor. Dinleyip 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 yavaş yavaş ses etmek öğrenmek. yok. Cesaret etmek yok. Aynen Evet. öyle. Şöyle mutlaka ki yeni bir dili öğrendiğimizde ya da yeni bir beceriyi kazandığımızda mutlaka ki hatalarımız olacaktır. Lütfen hata yapın arkadaşlar. Mühendisliğin ilk günlerinde hata yapacaksınız. İngilizce'de de hata yapacaksınız. Hata yapmak çok normal bir şey. İnsanlar hata yaparak öğreniyor. Bu çok aslında insan kendi hatasını fark edince bir daha onu yapmıyor mesela. O da çok güzel. Yani bizdeki bazı sözler var. İnsan hani mesela biz kendi aramızda bile
kendi ana dilimizde bile konuşurken unutabiliyoruz, hata yapabiliyoruz. İngilizce ki başka bir dil, başka bir kültür, tamamen başka bir beceriden bahsediyoruz. Yeni bir şeyden bahsediyoruz. Müsaade edin kendinize, hata yapın, bırakın İngilizce konuşabilmenin, o yavaş yavaş ilerlemenin keyfini çıkartın. Böyle bu bir süreç, bu sürece güvenin, kendinize daha inanın, yapabileceğinize inanın. En önemlisi cesaret gösterin. Cesurca konuşabilmenin önündeki en önemli engel sizsiniz. İngilizce konuşmak istiyorsanız önce ağzınızdan kelimelerin süzülmesine ve karşındakinizin sizi duymasına mutlaka izin verin. Benim şu soru aklıma geldi siz konuşurken Funda Hanım. Konuşmaya kadar olan süreçte dinleme çok önemli dediniz. Bunun yanında tabii ki hani gramerdir, ders çalışmak bunlar çok önemli değil gibi bir şey anladım sanırım dediklerinizden. Peki dinleme dışında neler önemli? Konuşma için sadece dinleme gerekli değildir herhalde. Şimdi mesela bir Türk'le bir Arap'ı yan yana koyduk Ece ve Nazım. Şimdi sen Türkçeyi konuşmak için dil bilgisi kitabından faydalandın mı? Yani 3-4 yaşına kadar ya da 2,5 yaşına kadar annen böyle olsun. Çocuğum hayır o sıfat yanlış. Hayır kesinlikle yanlış kullandın dedi mi? Ya da Nazım annen ya da baban sana çocuğum bunu yanlış okudun. Oradaki zamir hayır o değil buraya koyacaksın dememiştir diye düşünüyorum. Kimse kendi ana dilini kitaptan öğrenmiyor ve biz hiçbir şekilde bir kitap yardımıyla dilimizi konuşmadık. Evet, benim ilkokul 1. sınıfa giden bir yeğenim var. O bile yazmak istemiyor bazen. Bunu biliyorum. Ya teyze bir yazmasam, yani yeni bir yapmasam diyor. Yani İngilizceyi bir ders olarak algıladığımızdaki yaşadığımız benim yeğenimin yaşadığı durumla aynı. Niye? Çünkü konuşmak lazım. Yazma becerisi kazanın, okuma becerisi kazanın. Ama cesurca konuşmak istiyorsanız duymalı ve yani bu böyledir. Biz bunu yaptık. Kendi ana dilimizde duyduk. Sonra aynısını taklit etmeye çalıştık. Kopyaladık yani. Sonra ne yaptık? Bir tane en sevdiğimiz ses çıkar. Kimse annemiz, babamız onun gibi aynısını taklit ettik. Sürekli birini mutlaka taklit ettik. Kopyaladık, duyduk, tekrar ettik. Çokça tekrar ediyoruz. Bakın tekrar etmek, evet ben öğrendim. Ne oldu? Bir kere bir kelimeyi telaffuz ettiniz. Mesela initiative kelimesini telaffuz ettiniz. Sonra cümle içerisinde kullandınız mı? Hayır. Bu sesi defalarca tekrar ettiniz mi? Hayır. O zaman bu dili nasıl konuşabilirsiniz? Lütfen duyduğunuz kelimeleri cümle içerisinde tekrar edin. Ayrıca duyduğunuz kelimeleri o hani tonlamayı, vurguyu o kadar o duyduğunuz gibi yapın. Mesela bazen bazı kelimeler söylenme, vurgu ve tonlamasına göre farklı anlamlar yaratabilir. Ki bizim dilimiz de daha fazla bu. Öyle. Hakan'dan bir soru geldi. YouTube üzerinden. Vallahi benim yeğenim doğar doğmaz İngilizce şarkılar dinletmeye başladım. Sıfır. Birinci günden değil. Anne karnındayken mutlaka İngilizce şarkılar dinleyip ama sözleri net şarkılar dinleterek çocuğun İngilizceyi duymasını ta anne karnından başlatmanızı rica ediyorum. Çünkü ne zaman duymaya başlarsa hazne dolacak. Ve ondan sonra konuşmaya başlayacak. Yeğenim diyor ki birden what? Durduk yere what diyor. Niye diyorum? Bir tane şarkı dinletiyorum ona. Yes I do diye. Mesela bir çikolata var. Çikolatanın yanında da sebze var. Sebzeli çikolatayı karıştırıyor. Diyor ki sebzeli çikolata sever misin? Ay hayır diyor. No I don't yapıyor. Ve o zaman çocuk ne yapıyor? Sanki normalmiş gibi. Ben ona geçen şeyi sordum. Sen hangi dili konuşuyorsun dedim.
İngilizce dizi. Çünkü ama şu anda Türkçe konuşuyorsun. Bu Türkçe mi dedi? Sen dedim sohbet etmeyi seviyor musun? Evet dedi. Türkçe sohbet etmeyi seviyor musun? Türkçe ne bilmiyorum ki dedim. Ya dolayısıyla biz aslında konuştuğumuz dilin ne olduğunu bile biz çocukken bilmiyoruz. Ona söylemiz lazım. Biz Türkçe mi konuşuyoruz dedi sonra. Yani o kadar bilinçsiz, o kadar sosyal öğrenmeyle öğreniyoruz ki biz hani önemsemiyoruz bile. Ya duyun, tekrar edin, defalarca aynısını yapın ama mutlaka ağzınızdan sözcükler sızsın. Eminim belirli bir süre sonra kendi sesinizi duyduktan sonra kendinize olan güveniniz o kadar artacak ki olmuş gibi yapmak, yani fake it till you make it dediğimiz, sanki o güven varmışçasına rahatlıkla konuşabileceksiniz. Bunu yapın, farkını göreceksiniz. O zaman başka sorunuz yoksa Funda Hanım, biz çok teşekkür ediyoruz size. Vaktinizi ayırdınız, bilgilerinizi aktardınız. Biz çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Çok keyifliydi gerçekten. Keyifli bir pazar günü dilerim. Herkese güzel bir hafta başlangıcı dilerim yarın için. İngilizceyi cesurca konuşmanız dileğiyle. Esenlikle kalın. Teşekkür ediyoruz. İyi ki. Hoşçakalın.